Aşkı konuşmak için dudaklarımı kutsanmış ateşle temizledim. Ama hiçbir sözcük bulamadım. Aşktan haberdar olduğumda sözler cızız bir hıçkırığa dönüştü. Yüreğimdeki şarkı derin bir sessizliğe gömüldü. Ey bana gizlerinin ve mucizelerinin varlığına inandığım aşkı soran sizler. Aşk penceresiyle beni kuşattığından beri ben size aşkın gidişini ve değerini sormaya geliyorum. Sorularımı kim yanıtlayabilir? Sorularım kendi içimdeki için kendi kendime cevaplamak istiyor. İçinizden kim içimdeki benliği bana ve ruhumu açıklayabilir? Aşk adına söyleyin, yüreğimde yanan, gücümü tüketen ve isteklerimi yok eden bu ateş nedir? Ruhumu kavrayan bu yumuşak ve kaba gizli eller nedir? Yüreğimi kaplayan bu acı sevinç ve tatlı keder şarabı nedir? Baktığım bu görünmeyen, merak ettiğim açıklanamayan, hissettiğim hissedilmeyen şey nedir? Hıçkırıklarımda kahkahanın yankısından daha güzel, sevinçten daha mutluluk verici bir keder var. Neden kendimi beni öldüren ve sonra şafak sökene kadar tekrar dirilten, hücremi ışığa boğan o bilinmeyen güce veriyorum? Uyanıklık hayaletleri kurumuş göz kapaklarımın üstünde titreşiyor ve taştan yatağımın etrafında düş gölgeleri uçuşuyor. Aşk diye seslendiğimiz şey nedir söyleyin bana. Bütün anlayışlara sızan ve çağlarda gizli olan o sır nedir? Başlangıçta olan ve her şeyle sonuçlanan bu anlayış nedir? Yaşamdan ve ölümden, yaşamdan daha acayip, ölümden daha derin bir düş oluşturan bu uyanıklık nedir? Söyleyin bana dostlar, içinizde yaşamın parmakları ruhuna dokunduğunda yaşam uykusundan uyanmayan biri var mı? Yüreğinin sevdiğinin çağrısıyla babasından ve annesinden vazgeçmeyecek kimse var mı? İçinizden kim ruhunun seçtiği kişiyi bulmak için uzak denizlere açılmaz, çölleri aşmaz, dağların doruğuna tırmanmaz? Hangi gencin yüreği tatlı nefesli, güzel sesli ve büyülü dokunuşlu elleriyle ruhunu kendinden geçiren kızın peşinden dünyanın sonuna gitmez? Hangi varlık dualarıyla birliği karış ve bağış olarak dinleyen bir tanrının önünde yüreğini tütsü diye yakmaz? Dün kapısından geçenlere aşkın sırları ve değerleri sorulan tapınağın girişinde durmuştu ve önümden çok zayıflamış, yüzü hüzünlü, yaşlı bir adam it çekerek geçti ve şöyle dedi: "Aşk bize ilk insandan beri bağışlanmış bir güçsüzlüktür." Yiğit bir genç karşılık verdi: "Aşk bugünümüzü geçmişe ve geleceğe bağlar." Ardından kederli yüzlü bir kadın hıçkırarak şöyle dedi: "Aşk cehennem mağaralarında sürünen kara engereklerin ölümcül zehridir. Zehir çiğ gibi taze görünür. Susuz ruhlar aceleyle içer onu. Ama bir kere zehirlenince hastalanır ve yavaş yavaş ölürler." Sonra gül yanaklı bir kız gülümseyerek dedi ki: "Aşk şafağın kızları tarafından sunulan ve güçlü ruhlara güç katıp onları yıldızlara çıkaran bir şaraptır." Ardından çatık kaşlı, kara giysili, sakallı bir adam geldi. "Aşk gençlikte başlayıp biten kör cahilliktir." Bir başkası gülümseyerek açıkladı: "Aşk insanın tanrıların mümkün olduğunca fazla görmesini sağlayan kutsal bir bilgidir." Sonra yolunu asasıyla bulan kör bir adam konuştu: "Aşk ruhlardan varlığın sırlarını gizleyen kör edici bir sistir. Yürek tepeler arasında sadece titreşen arzu hayallerini görür ve sessiz vadilerin çığlıklarının yankılarını duyar." Çalgısını çalan genç bir adam şarkı söyledi: "Aşk ruhun çekirdeğindeki yangından saçılan ve dünyayı aydınlatan bir ışıktır. Yaşamı bir uyanışla diğeri arasındaki güzel bir düş olarak görmemizi sağlar."
ve paçavraya dönmüş ayaklarının üzerinde sürüklenen, güçsüz düşmüş, çok yaşlı bir adam titrek bir sesle şunları söyledi. Aşk, mezarın sessizliğinde bedenin dinlenmesi, sonsuzluğun derinliklerinde ruhun huzura ermesidir. Ve ardından gelen 5 yaşındaki bir çocuk gülerek dedi ki, aşk annemle babamdır. Onlardan başka kimse bilmez aşkı. Ve böylece aşkı tarif eden herkes kendi umutlarını ve korkularını bıraktı önüme sır olarak. O anda tapınağın içinden gelen bir ses duydum. O ses, yaşam iki yarıya ayrılmıştır. Biri donar, biri yanar. Yanan yarı aşktır dedi. Bunun üzerine tapınağa girdim. Sevinçle diz çökerek dua ettim. Tanrım, beni yanan alevin besleyicisi yap. Tanrım, beni kutsal ateşin at.